Nemrut Dağı sadece bir mezar ve tapınak mı? Kısıtlı arkeolojik bulgularla öyle zannediyorum. Ancak yeni elde edilen veriler bunun böyle olmadığını gösterdi. Nemrut Dağı gerçekte nedir? Bu sorunun cevabını almak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kabul edilen 3. önemli eseri olan Nemrut Dağı, içerisinde bir türlü girilemeyen tümülüsüyle binlerce yıldır gizemini koruyor. Küt TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız, yeni keşiflerle Nemrut Dağı'nın gizemini gözler önüne seriyoruz. Diyarbakır'da yürütülen yol çalışması çerçevesince bölgede yapılan keşif çalışmalarında görevli mühendis Carl Sister, Komagene Krallığından miras kalan eserlere ulaşmış ama onların Asurlulara ait olduğunu düşünmüştür. Keşfin haberinin yayılmasının ardından Alman bir arkeolog olan Otto Punstein, dönemin en ünlü bilim insanlarından Osman Hamdi Bey ile bölgede araştırmalar yapmak üzere Adıyaman'ın Kahta ilçesi üzerinden Nemrut Dağı'na gitmiştir. Mühendis Sester ve 6 kişilik ekibin yardımı sayesinde bölgedeki çoğu kalıntı ve belge ortaya çıkartılmıştır. Komagene Krallığı, Mitridates Kalinikos tarafından M.Ö. 162 yılında bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Mitridates, Persler, Makedonlar ve çevredeki diğer toplulukları bir araya getirerek kurduğu bu devletin adı Grekçe genler topluluğu anlamına gelen Komagene olarak konmuştur. Mitridates'ten sonra başa gelen Kral 1. Antiochos Theos, dağın tepesine kendi mezar tapınağının yanı sıra M.Ö. 62 yılında pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykellerini de yaptırmıştır. Komagene Krallığı, 1. Antiochos ile en görkemli devrini yaşamıştır. Nimrut, Grekçe'de ölümsüz anlamına gelmektedir. Zamanla günümüz Türkçesine dönerek Nemrut olmuştur. Kral Antiochos ömrünü ölümsüzlüğü aramakla, ölümsüz olmaya çalışmakla geçirmiştir. Komagene Krallığı'nın resmi dininde kral aynı zamanda tanrı sayılmaktadır. Nemrut Dağı geçmişten günümüze binlerce yıldır gizemini korumayı başarmıştır. Dağ hakkında bilinen tek şey ise dağda henüz keşfedilmemiş tünellerin ve kral 1. Antiochos'un kayıp mezarının olmasıdır. Kral kendisi için yaptırdığı mezarın üzerine örtmek için 30 bin metreküp hacminde taş parçaları kullanmıştır. Bu mezar doğudan, batıdan ve kuzeyden 3 terasa çevrilmiş. Doğu terasında bulunan heykeller 10 metre yüksekliktedir. Tanrıların sırasında bir sunak bulunur. Heykeller ve taş üzerindeki kabartmalar günümüze oldukça tahrip olarak gelmiştir. Doğu terasında bulunan yazıtlarda tahta oturan büyük heykellerin sıralanış şekli şöyledir. Antiochos, bereket ilahesi Fortuna, tanrılar katının yöneticisi ve hükümdarı Zeus Oromestos, Apollon, Mitras, Herakles Artagnes tanrılar tahtında yer almaktadır. Tanrıların iki yanında aslan ve kartal heykelleri koruyucu olarak bulunmaktadır. Kuzey terası, doğu ve batı terasının birbirine bağlayan tören yolu şeklinde düzenlenmiştir. Bu terasta Komagene ailesine ve tanrılarına ait kaideler yer alır. Batı terasındaki heykeller ise doğu terasının simetri olarak yapılmıştır. Ancak doğudaki sunak yerine ataların yazıtları ve kabartmalarını taşıyan dikil taşlar inşa edilmiştir. Batı terasın güney sırasında Persli ataların kabartmalarını taşıyan taş levhalar, Tanrılar tahtının karşısında ise Makedonyalı atalarına ait taş levhalar yer almaktadır. Tanrılar tahtının yanında Komagene krallarının değişik ilahlarla tokalaşan kabartmaları da bulunmaktadır. Bu kabartmalar Antiochos ve Fortuna, Antiochos ve Zeus Oromestes, Antiochos ve Apollon Mitas, Antiochos ve Herakles Artagnes olarak yer almaktadır. Batı terasında bulunan bir diğer farklılık aslan kabartmalı taş levhadır. Belki de dağdaki en önemli eser de budur. Dünyanın en eski horoskopu olarak bilinir ve üstünde sağa doğru dönerek yürüyen aslan figürü vardır. Aslanın boyunda bir hilal bulunur ve gövdesi 16 yıldızla bezenmiştir. Aslanın sırtında ise 3 büyük yıldız bulunmaktadır. Aslan horoskopunun Komagene'liler için kutsal sayılıp dini bir kitabı olarak korunduğu düşünülmektedir.
Horoskopta yapılan hesaplamalarda bir tarih kralın doğum günü olan 14 Temmuz, diğer tarih ise 6 Ocağı işaret etmektedir. Bu tarih de Ortodokslar tarafından Hz. İsa'nın vaftiz edildiği tarih olarak kabul görmektedir. Bir takım önde gelen din adamları ve araştırmacılar Hristiyanlığın doğum yerinin Nemrut olduğu iddiasını dillendirmektedir. Mitra inancı doğudan batıya doğru bir yelpaze gibi yayılırken kesin olarak Hristiyanlığın temelini oluşturmuş, yani Hristiyanlığın kökeni Mitraizm, dolayısıyla da Kral 1. Antiochos katıldığı gizemli kardeşlik dinidir. Kral, mimarları tarihsel göndermeyi yapmak amacıyla yıldız konumlarını bir aslan formuyla oluşturdular. Bütün bunlardan anlaşılan şey kayıp kardeşlik örgütünün içeriğidir. Horus'tan Hz. İsa'ya, oradan da Kral 1. Antiochos'a uzanan gizemin ezoterik anlamı ve bunun astrolojik metotla hermetik bilgelik düzeyinde simgeselleştirilmesidir. Nemrut Dağı'nın batı terasında bulunan 1.75'e 2 metre ölçülerindeki bu dev taş kabartma horoskopun önümüzdeki 25 bin yıl içinde bir daha görülmeyecek bir takvimi tasvir ettiği anlaşıldı. Her yıldızın sivri uçlu 8 ışından oluştuğu horoskopta, konumlarındaki küçük değişiklikler dışında bu yıldızların Eratosthenes'in Epnermes'inde tasvir ettiği aslan kontelasyonunu kopyaladığı düşünülüyor. Arkeolog Profesör Dr. Hermann Bijder, horoskopta İsa'dan önce 62 yılının 14 Temmuz'undaki konstelasyon seçilmiştir. Normal şartlar altında Merkür'ü dünyadan çıplak gözle görmek mümkün değildir. Ancak bu özel günde Merkür Güneş'ten en uzak konumunda kullanılan bu ikinci kriteri de yeryüzünden kolayca seçilebilirdi. Güneş'in doğuşuyla ayın batışı arasındaki zaman farkı yaklaşık 17 dakikaydı. Eğer ay, kral yıldızı buluşması dağın tepesinden görülebilseydi bu ancak çok kısa bir süre için olmuştur. Bu istisnai fenomen sadece konstelasyonun oluştuğu tarihi değil, aynı zamanda kesin saati de 19.37 hesaplamamıza imkan veriyor ki bu müthiş derecede şaşırtıcı bir şeydir diye ekliyor. Nemrut Dağı eldeki arkeolojik buluntular dahilinde bugüne kadar bir kral mezarı ve tapınak olarak biliniyordu. Şimdiye kadar Nemrut Dağı hakkında ulaştığımız verilerse dağda bulunan kitabenin çözümlenmesiyle elde edilmiştir. Kitabeye göre dağın içinde bir yerlerde kralın mezarı var. Bu arada kralın mezarının ve beraberinde gömülen hazinelerin henüz bulunamadığını da ekleyelim. Tümülüs'ün etrafında pek çok tünel ve giriş bulunmasına rağmen bu tüneller bir yere bağlanmaz ve sonları kapalıdır. Dökme taştan yapıldığı için, yani çökme tehlikesi yüksek olduğu ve üzerindeki eserlere zarar verebileceği gerekçesiyle tümülüste kazı da yapılamamaktadır. Öte yandan yeraltı görüntüleme sistemleri de dökme taşların içerdiği bir takım maddelerden dolayı kesin ve net veriler sağlayamayarak tümülüsün içinde tam olarak ne olduğu konusunda bizleri aydınlatmakta yetersiz kalmaktadır. Şu anda ekranda gördüğümüz arkeolojik veriler uyarınca modellenen Nemrut tümülüsünün içi. Peki, sadece bu kadar mı? Koca bir dağın tepesine ilimle inşa edilmiş bu tümülüste bir mezar odası var. Hepsi bu mu? Şimdiye kadar bilinen evet buydu. Ancak az sonra bu yanılgıyı değiştireceğiz. Dünyanın her yerinde mutlaka özgün bir yaşam veya mistik bir yaşam biçimi karşımıza çıkar. Kardeşlik bu tür grupların ana ilkesidir. 1920'de gizemci G. Georgiyev, geçmişten gelen kayıp Sarmon Kardeşliği Okulu'nun izinde batıda kendi adına ezoterizm okulu açtı. Peki bu kayıp gizem okulu neredeydi? Tek bilinen okulun Anadolu'da bir yerlerde olduğuydu. Adrian Gilbert bu yeri bildiğini iddia ediyordu. Gilbert'e göre okulun kurucusu Kral 1. Antiochos, yeri ise Nemrut Dağı'ydı. İddialarında haksız da sayılmazdı. Nitekim 1100 ve 1600 yılları arasında Avrupa'da yoğun olarak faaliyet gösteren pek çok ezoterik cemiyetin ellerinde bulunan kadim kaynaklarda o tarihlerde henüz keşfedilmemiş Nemrut Dağı, Adıyaman bu çok gizli kardeşliğin merkezi olarak gösteriliyordu. Kardeşlik, simyadan astronomiye pek çok kadim ilmi bünyesinde birleştirmiş, büyü, kehanet ve görü gibi konularda yol kat etmişti. Nemrut Dağı, bugüne kadar elde edilen arkeolojik veriler neticesinde 1. Antiochos'un mezarı ve bir tapınak olarak biline gelmiştir. Fakat kadim kaynaklardaki bilgilere göre, Sarmun kardeşliğinin kurucu üstadı da olan Kral 1. Antiochos, neredeyse tüm servetini ve imkanını kardeşliğin emrine seferber etmiş, dünya çapında uzak diyarlarda bulunan gizemli nesne ve ilim yazılı tabletleri bu dağa getirerek kardeşlik için bir üs ve devasa bir kütüphane kurmuştur. Ayrıca bölge halkı arasında Nemrut Dağı'ndaki periskopun işaret ettiği 6 Ocak ve 14 Temmuz günleri dağa ellerinde meşalelerle tırmanan bir takım cübbeli kişiler gözlemlenmiştir. Acaba kardeşlik devam mı ediyor? Ve bugünlerde dağdaki gizli bir girişten içeri girerek ritüeller mi yapıyorlar?
Kendi kanıma göre horoskopta halen keşfedilmemiş pek çok şifre var ve Nemrut Dağı'nın sırlarını halen ustaca saklamayı başarıyor. Konumuza dönecek olursak, kaynaklar kısıtlı arkeolojik bulguların aksine dağda bir mezar odasından çok daha fazlası olduğunu söylüyor. O halde Nemrut Dağı'nda bulunmayı bekleyen şey sadece bir kral mezarı ve beraberinde gömülü hazineler değil, belki de arkeoloji tarihinin en mistik kütüphanesi ve diğer pek çok gizemli eşyadır. Elon Musk, uzay hakkında yaptığı çalışmalar ve yolladığı uydularla hepimizin malum bir isim. Nemrut'ta Elon Musk ne alaka? Farklı bir videoya mı geçtik diye düşünmeyin. Bildiğiniz üzere Musk, uzaya yüzlerce uydu fırlatıyor ve her bir uydunun farklı görevi ve özellikleri var. Uydular özelliklerine göre aralarında 20'şerli 30'arlı gruplar halinde çalışıyor. Sadece Elon Musk'ın sahip olduğu bir teknoloji ile uydulara yeraltı kaynaklarını bulması için özel olarak eklenen bir cihaz var. Bu deneysel teknoloji yerin altındaki boşlukları tarıyor. Musk, uydularını Nemrut Dağı'na çevirdiğinde ise gördüklerine inanamadı. Arkeolojik verilerin aksine bir kral mezarı ve sadece tümülüsün içerisinde bir yerleşke değil, dağın neredeyse tamamının pek çok devasa oda ve koridorlardan olduğunu ispatlayan uydu röntgenlerine bakıyordu. Bu röntgenlerden sadece birkaç tanesi Dark Web'e sızdı. Fakat henüz tam olarak neleri görüntülediğini kamuoyuyla paylaşmadı. Nemrut Dağı'na ait başkaca röntgen resimleri de elime geçerse bunları da sizlerle Instagram hesabından paylaşacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak haberdar olabilirsiniz.